Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak beni ve ekibimi burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Hoş geldin, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nihat Bey, öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Bu arada genç yaşta bir, aslında hem genç girişimcisiniz hem de bir iş insanısınız. Teşekkür ederiz. Kısaca bir sizleri tanıyalım. Nihat Ava, 1982 doğumluyum. Bitlis Tatvanlıyım. Aa, çok güzel. Buradan da Türk Tatvan'a selam söylemiş olalım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sektörümüz plastik ambalaj sektöründe. Bizim sektörümüz yelpazesi geniş olan bir sektördür. Evet, röportaj öncesi bu arada bir sürü bize örnekler gösterdiniz. Evet, çalıştığınız firmalarla, evet, referans firmalarınız, ama şimdi geniş bir alanımız var. Plastik, ambalaj, her şey var ama neler yapıyoruz burada? Şimdi bizim şöyle söyleyeyim, üretimimiz İstanbul Bayrampaşa'da üretimimiz 2200 metrekare kapasitemiz var. Merkez ofiste yapılan Sefa Gökçüçekmece'de yerimiz. Şu an bulunduğumuz yer bulunduğumuz bölgede, evet. Yani bizim şu an ambalaj üzerine bizim hitap sektörümüz gıda, tekstil, otomotiv, yedek parça. Yani yelpazesi dediğim gibi çok geniş ürün olan bir sektördeyiz. Genelde şu an mesela yurt dışına aylık, şu an bizim kapasitemiz 150 ton kapasitemiz var aylık. Çok güzel. Nasip olursa 2004 yılında da Bitlis Tatvan'da organize sanayi bölgesinde devletin vermiş olduğu teşviklerle değerlendirerek belki orada bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Aa, süper. Yani siz artık bu iş alanında biraz daha kendi memleketimize dedik, açalım Türkiye'yi oraya. Aynen. Orada hem iş teşvikleri, oradaki istihdam sağlamak, oradaki işver teşviklerle işsizliği gidermek. Yani nasip söyle bir planlarımız var ilerleyen 2004 yılı aşamasında. Çok güzel. Çok da kısa bir süre içerisinde, evet, aslında. Evet. Peki şimdi geniş bir ürün ve üretim yelpazesinden bahsettiniz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Aslında kalıpları vesaire bize röportajdan, evet, önce gösterdiniz ama buradaki üretim nasıl başlıyor? Şimdi, yani size bir proje geldi, nasıl ilerliyor burada? İlk aşama mesela müşteri direkt bize logosunu atar. İşte bu şekilde bir poşet isterim. Biz ölçülerini belirleriz. Öncelikle bir grafik tasarım yaparız. Tasarımdan sonra bunu kalıp haline çizim yaparız. Okeydikten sonra ham madde aşaması, ondan sonra çekim aşaması, baskı aşaması, en son paketleme yapıp müşterimiz İstanbul içinden direkt kapıya teslim yapıyoruz. Aa, çok güzel. Yurt dışına da işte lojistik ambarlarla, tırlarla yurt dışına malzeme gönderimi sağlıyoruz. Doğa dostu diyorsunuz. Normalde, evet, plastik, ambalaj, bunlar çok böyle doğaya karşı kötü etken madde olarak düşünülüyor ama siz burada neler söyleyeyim yapıyorsunuz? Şöyle, bizde biyo çözünürlük bir ham maddemiz var mesela. Bunu herkes kolay kolay kullanmaz. Biyo çözünürlük ham madde, poşetin esnasında ham madde karışımına attığımız zaman 12 ay içerisinde poşet tamamen kendi kendine yok oluyor doğada. Aa, doğaya hani, da herhangi bir zarar. Tabii zarar yok. Hani bu tabii külfet olduğu için bazı plastik firmalar bunu kullanmaz. Çünkü maliyeti ağır olduğu için. Yani biz mesela özellikle mesela dikkat ediyoruz. Doğa dostluğuna mesela poşetlerimizde biyo denen bir ham madde var. Biyoplast ham madde. Onu kullanıp kesinlikle hani dikkat ederiz yani. Ya bir de bence bu noktada insanların ellerine temas ettiği için hani kimyasal anlamda da güven vermesi gerekiyor, tabii, baktığımızda. Tabii. Zaten o metaldeki ham madde poşetin mesela normal poşette dokunduğunuz mesela boyanan ham maddenin etkenliği ama bunda mesela dokunduğunda çok böyle bir rahatsızcı bir şey yoktur. Kokusu yoktur. Yani çok böyle ele geldiği zaman metali çok düşük şeydir yani ham madde içeriği. Aa, çok güzel. Evet, yani bu, evet, da aslında hem, evet, temasta, cilde temasta da herhangi temas, bir zarar vermiyor. Üzerindeki baskı oranı, boy oranı onlarda da mesela çok hani düşük oranda kullanıyor çünkü. Çünkü doğada çözülmesi için yani, o yüzden. Çok güzel. Bu yolda başarılarınızın daim olmasını dileyelim. Sağ olun. Siz, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrardan ağzınıza sağlık. Bizi de burada ağırladığınız çok için olun, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim, bizler sizlere Nihat Bey ile beraber seslendik. Ben röportajı gerçekleştirirken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar efendim. Ben Kübra Bektaş. Davetsiz Misafir tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.